Gitmek isteyeni zorla tutacak değiliz evde. Bırak bundan sonra ne hali varsa görsün. Anne, Arzu benim düşmanım değil ki. Yani biz aramızda ne yaşamış olursak olalım. O kızımın annesi. Ben de aksini iddia etmiyorum. Öyle tabii. Ama olmasaydı çok daha iyiydi ya. Yapacak bir şey yok. Ben gerçekten anlayamıyorum. Biz nerede yanlış yaptık ya? Nasıl bu hale geldik? Yanlış yapan Arzu'ydu oğlum. Mahir. Hı. İnsan niye aile kurmak ister? Sevildiğini hissedip rahatça sırtını birine yaslamak için. Sen ne zaman Arzu'ya sırtını yasladın? Ne zaman değer görüp sevildiğini hissettin? Ha? Hiç. 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 Haklıydın. Özlem olmasa başka biri olacaktı hayatında. Hadi asma yüzünü. Gülümse. Gül. Bak kızın yanında. Yakında oğlun gelecek. Belki adını Rıza koyarız. Bak şimdi. Olabilir. Neden olmasın? Bakıyorum da isim seçmeye başlamışsınız. İsterseniz Melisa'ya da sorun. Belki onun da aklında bir isim vardır. Ama yani bu haberi duyunca sizin kadar sevinir mi bilmiyorum tabii. Ben vakti zamanı geldiğinde uygun bir dille izah ederim. Sen bu konuda ağzını bile açmayacaksın sakın. Ama tembihlemesen olmazdı sanki. Neyse. Hastaneye aradım. Cengiz taburcu olmuş. Aa. Hadi toparlanıp geçmiş olsuna gidelim. Bakmayın böyle günde küslük olmaz. Ben üstümü değiştireyim de çıkalım hadi. Ben artık gideyim. Nereye kızım? Cennette konuşmayacak mısın? Birazdan gelir. Hayır. Şu an konuşamam onunla. Yani yaptıklarımdan sonra karşısına geçip ben senin kardeşimmişim diyemem. Önce beni affetmesini sağlamam lazım. Lütfen bana biraz zaman verin. Cennet'e lütfen bir şey söylemeyin ne olur. Ne işin var senin burada? Şimdi beni mi takip ediyorsun? Hayır Melisa. Hayır anneciğim. Ben sadece seninle konuşmak için geldim. Ne konuşacağız? Her şey ortada değil mi zaten? Kızım. Sus. Sus tek kelime daha etme. Cennet aylarca gözünün önündeydi. Annesini aradığını biliyordun. Hiç mi vicdanını sızlamadın? Hiç mi üzülmedin? Onun yerinde ben de olabilirdim. Ya bir insan nasıl öz kızını terk eder? Nasıl, nasıl? Annem. Annem yapma. Ben seni asla bırakmam. Benim her şeyimsin. Cennet kim? Hı? Cennet kim? O da senin kızın değil mi? İkimizin ne farkı var? Melisa hiçbir şey düşündüğün gibi değil kızım. İnan bana.
Ne olur inan bana, bütün bu olanların hepsinin bir açıklaması var. Bak ben sana her şeyi anlatacağım. Hadi anneciğim. Hadi gel yavrum. Hadi gel gidelim buradan. Bak, bak bu eşyalara bak, bak kızının nasıl bir yerde yaşadığını gör. Melisa ne yapıyorsun? Melisa! Bize yapma anneciğim. Anneciğim lütfen. Melisa yalvarırım bırak lütfen anneciğim. Bak, bak burası kızın odası. Bak eşyalarını görüyor musun? Bak, bak iyice bak. Kim bilir kaç gece fakat annem kim diye ağladı. Melisa lütfen. Bak bunlar cennetin kıyafetleri iyice bak. Bak iyice bak, iyice bak. Bazılarını belki şirketten aldığı maaşla almıştı. Üç kuruş verdim diye vicdanım rahat eder senin de. Kızım yapma baba. Ben senin kızın değilim. Kendi rahatı için kızını böyle bir hayata mahkum eden kadın benim annem olamaz. Bunun hiçbir ilgisi yok. Sus. En azından bana daha fazla yalan söyleme artık. Melisa lütfen. Annem ne olur. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Lütfen annem ne olur yapma. Senin nasıl bir kadın olduğunu biliyorum ya. Bu bana yeter. Bak. Bak korktuğun oldu işte. Sonunda her şeyini kaybettin. Anneciğim ne olur. Lütfen bırakma beni anneciğim ne olur. Anneciğim ne olur bırakma beni lütfen. Ne olur annem gitme lütfen. Bana başka çare bırakmadın ki. Sen sustukça iki kardeş birbirini kırıp geçirecekti. Şimdi ne yapacaksın? Kaçacak hiçbir yerin kalmadı artık Cavidan.